Herkesin bir hikayesi vardır. Tiepfest, bisiklete dair her şey. Herkese merhaba. Tiepfest bisiklet festivallerinden ben Osman. İkinci Salihli Kula Bisiklet Festivali tanıtımıyla karşınızdayız. Bugün bizlere Ender ve Atacan eşlik edecek. Öncelikle Ender, senden başlayacağım ama bir kısa tanıtım videomuz var. Onu bir izleyelim. Hemen ardından sendeyiz. Heyecan dolu bir maceraya hazır mısınız? Doğanın kucağında eşsiz bir deneyim için hazır olun. Burada bisiklet tutkunları için bir cennet var. Tarihi zenginlikleriyle çevrili, nefes kesen rotalarda pedal çevirirken tarihle iç içe bir yolculuğa çıkacaksınız. Geleneksel lezzetlerle buluşun, 90'lar partisinde doyasıya eğlenin ve 4 Temmuz'da Salihli Kula Bisiklet Festivali'ni sakın kaçırmayın. Evet Ender, videoda gördüğümüz gibi ne diyoruz? Cennete hoş geldiniz diyoruz. Ne demek istersin? Hoş geldiniz. İkincisini düzenlediğimiz Talihli Adala Festivali'nde cenneti en azından bir imajinasyonunu yapacağımızı düşünüyorum. Çok keyifli olacağına eminim. Elimizden geldiğince bu sefer çok daha iyi hazırlanacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz ve çok keyifli bir festival düzenlemeyi düşünüyoruz. Kula'yı ilk güne almayı düşünüyoruz ve ondan sonra ikinci gün Sart, üçüncü günde Adalı Kanyonu olarak festivalimizi düzenlemeyi düşünüyoruz. Evet, burada eklemek istiyorum. Ender'in de dediği gibi normalde sunum dosyamızda birinci gün Sart etkinliği gözüküyor. İkinci gün Kula Jeopark gözüküyor ama biz taşımadan dolayı, yani Kula'ya taşıma yapacağız. Tek yönlü bir etkinlik olacağı için, parkur olacağı için o sebeple birinci ve ikinci gün yer değiştirdi. Bunun buradan Ender'in vesilesiyle altını çizelim diyelim. Atacan, sendeyiz. Tüm Tiepfest katılımcılarına buradan iyi akşamlar diliyorum. Geçen sene çok keyif aldığımız bir festival düzenledik ilki. Evet. Atacan, seni görün insanın böyle bir neşesi yerine geliyor be. Şu yüzü dinle maşallah. sizler geldiğinizde daha da keyif alacağız. Onu söyleyeyim. Çok mutlu oluyoruz sizleri aramızda görünce. İlk festivali kazasız belasız atlattık. Çok keyif aldık. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Doğanın bin bir türlü yeşiliyle gezdik, tozduk. Tekrar etmekten zevk alıyorum aslında böyle Salihli ve Sart'ı Kula'yı anlatırken. Salihli-Sart rotamızda daha önce de söylediğim gibi tarihe tanıklık edeceğiz. Uçsuz bucaksız Gediz Ovası'nda mükemmel bir rotayla Sart harabelerine ulaşacağız. Artemis Tapınağı'na gideceğiz. Oradan çıkacağız. Salihli Ovası'nda çok güzel bir rota eşliğinde hafif zorlu, hafif kolay, güzel bir rotayla Salihli merkeze varacağız. Dondurmamızı yiyeceğiz. Salihli'den tekrardan Adana'ya döneceğiz. Adana'da inşallah keşkek yiyeceğiz. Keşkek döveceğiz. O sürprizi ama hızlı söyledin Atacan. Yani akşam... o sürprizi sonradan mı söyleseydik? Sürpriz dondurma mı, yani keşkek mi şimdi? Bunu açıklayalım ilk geri, önce. Geri sarıyorum. Tuttum, çekiyorum, söyle. daha sonra Adala'ya döndüğümüzde Salihli Sart rotasından sonra Adala'ya tekrardan döndüğümüzde kamp yaptığımız yere akşam ne yapacağız? 90'lar parti. Oo, çok güzel müzik eşliğinde eğleneceğiz hep beraber. İsteyenler tur sonunda geri döndüğümüzde Salihli'den geri döndüğümüzde Gediz'in serin sularına kendilerini bırakabilir ama
Biz eşlik etmek, yani bizim eşlik etmemiz kaydıyla, çünkü nerede suya girebileceğinizi, nerede serinleyeceğinizi bizim söylememiz gerekiyor güvenliğiniz açısından. Aynen, çok akıntılı bir su. Sonuçta bütün Manisa Ovası'nı, Gediz Ovası'nı sulayan bir nehir. Çok yüksek bir debiyle akıyor. Güvenlik için belirlediğimiz alanlar dışında yüzmeyi önermiyoruz, serinlemeyi önermiyoruz. Onun için bunlara dikkat etmenizi istiyoruz. Bunları zaten sık sık paylaşacağız, detaylarda anlatacağız bunu. Umarım katılımcılarımız da bu anlatılara dikkate alırlar. Hazır kamp alanından bahsetmişken Ender, eklemek istediğin bir şey var mı kamp alanıyla alakalı katılımcılarımızın bilmesi gereken? Evet. Şimdi Gediz Nehri aktığı için bizim çadırlarımızı kurduğumuz yer bir mesire alanı ve hafta sonları kalabalık olacak. Bizim planladığımız bir alan haricinde çadırın kurulması problem oluşturabilir diye düşünüyoruz. Çadırlar için belli bir alan belirleyeceğiz. Örnek veriyorum, bir gün önceden gelen arkadaşlar bile o alanlara çadırlarını kuracak ve Anladım. biz böyle devam etmesini Yani istiyoruz demek uzun olur. istiyorsun ki kamp koordinatörlerinin sizi yönlendireceği alanlar dışındaki herhangi bir alana çadır kurulmaması gerekiyor güvenlik açısından. Türkçe meali aynen buydu. Peki. Harikasın. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? İsterseniz hızlı size sorularımı sorayım. Ondan sonra sunum dosyamızı açalım ve lansmanımızı kapatalım. Tabii ki. Ender, geçen sene Jeopark'a kamyonlar, yani kamp alanından kamyonlar, işte otobüslerle beraber gittik. Orada bir köyün adı şu an hatırımda değil. Oraya iniş yaptık. Ardından oradan bir yokuş tırmanışından sonra bazı katılımcılarımız Jeopark'ın içine girdi. Bazılarımız girmek istemediği için yukarı doğru çıktı. Bu sene bu plan nasıl olacak? Onu hemen Bu kısaca. sene bu planı biraz değiştireceğiz. Kamp şey pardon, direkt otobüslerle, kamyonlarla Jeopark'ın çıkışına gideceğiz. Çıkışında kamyonlardan bisikletlerimizi indireceğiz. Jeopark'ı gezip kısa bir parkur, ondan sonra Kula'ya ulaşacağız. Kula'dan sonra da Adalaya, yeşillikler içinde çok güzel bir doğayla yolculuğa başlayacağız. Belli bir noktaya geleceğiz. O noktada katılımcılarımız isterlerse otobüslerle geri dönüş sağlayabilecek. İstemeyen arkadaşlar da rotamızın devamlılığıyla Adalaya ulaşacak. Takriben bir 20 kilometrelik bir süreci olacak Normalde son noktamızdan sonra. bu parkur 50 kilometre ama isteyenler bu parkur opsiyonu olarak 70 kilometre çıkartabileceğini söylüyorsun Ender. Şunu eklemek istiyorum. Kısa bir şekilde şey demiştin. Jeopark içerisinde kısa bir tur demiştin ama çok manzarası müthiş bir parkur. Gerçekten orayı herkesin görmesi gerekiyor. Fotoğraf açısından muazzam bir alan. Aynen öyle. Ve Aynen öyle. Türkiye'deki UNESCO listesinde olan tek jeopark. Bunun altını böyle kalın kalın çizelim ki tekrar oraya gidip Katılımcılarımız zaten sorunları görsün. etrafta, çevrelerinde katılımcılarımız şehirleri de görecekler. Sönmüş yanardağları da görecekler. Evet, kesinlikle. Atacan, sen Sart'a gideceğiz dedin. Ardından Sardes, bu ikisi arasında fark var mı? Şöyle söyleyeyim, Adala'dan çıktıktan sonra, kamp alanı yapacağımız Adala'dan çıktıktan sonra direkt Gediz Ovası içerisinden tarlaların, üzüm bağlarının içerisinde emekçi kardeşlerimizi yolda selamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Üzüm bağlarına girebilir miyiz? Üzüm bağlarına tek bağa hep beraber girmemek suretiyle birer salkım üzüm alabiliriz, göz hakkıdır. O zaman sistemin bug'ını açıklıyoruz. Herkes aynı anda girmesin. Aynen, problem çıkmasını istemiyorum. Bağ bozumu Yani yapmayalım yani. belki o zaman üzümler de tam olmayabilir, değil mi? O öyle bir durum da var. Çünkü normalde üzüm hasatlarının olduğu tarih Ağustos ayıdır. Ağustos ayında üzümler kesilmeye başlanır. Ama Temmuz'da da eğer üzümler olgunlaştığında zaten biz sizi üzümsüz bırakmayız.
Aynen öyle. Peki. Daha sonra Salihli'ye varacağız. Salihli ile Sart ve Sardes arasındaki farkı sordunuz. Sardes, Lidya'nın başkenti, yani paranın ilk icat edildiği uygarlığın başkenti Sardes. Burada Evet. Artemis Tapınağı var. Sardes de Sart kasabasının içerisinde bulunuyor. Artemis Tapınağı'na gideceğiz. Oradaki antik kenti gezeceğiz. Mesire alanlarını gezeceğiz. Dolu dolu bir gün olacak o gün. Bütün katılımcılar çok keyif alacak. Bunun garantisini veriyorum size. Atacağın müze kartı da eklesek mi? Onu da söyleyeyim unutmadan. Gelen katılımcı arkadaşlarımız mutlaka müze kartlarını çıkarsınlar. Hani fiziki olarak müze kart bulundurmak zorunda değiller. Telefonlarındaki aplikasyonla direkt giriş yapabilirler. En azından oradaki öğren yerlerine girdiğimizde sıra beklemeyelim. Kuyruk olmasın, hemen aplikasyondan göstererek kare kodları direkt giriş yapabiliriz. Harikasınız. O halde sunum dosyamıza geçelim izninizle. Olur. Tarihli Kula Bisiklet Festivali 4-7 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek ve kesin kayıt süreci 6 Mart itibariyle başlıyor. Bunu buradan söyleyelim. Eğer imkanınız varsa, programınıza uyuyorsa mutlaka bu etkinliği kaçırmayın diyoruz. Bu sunum dosyamıza az önce söylediğim, belirttiğim gibi web sitemizden ulaşabileceksiniz. Toplanma günümüz, kısaca bahsetmek istiyorum. Toplanma gününün anlamından bahsedeyim. Daha ilk defa katılacaklar nedir bu toplanma günü diye soracak olabilirler. Toplanma günü herhangi bir etkinliğin yapılmadığı, sadece katılımcıların otogar, yani toplu taşımayla gelenler ya da özel araçla gelenlerin kamp alanına ulaştığı gün anlamına geliyor. Herhangi bir etkinlik yapılmıyor ve bu Perşembe günü, yani 4 Temmuz Perşembe günü olan bir gün. Yaklaşık işte saat 18 sıralarında katılımcı kiti dağıtımı yapılıyor. Ardından yemek yiyoruz. Ondan sonra gelen katılımcılar birbiriyle işte tanışıyor, sohbet muhabbet derken günü kapatıyoruz. Böyle bir gün ve bir sonraki güne hazırlık diye düşünebilirsiniz. Özel araca gelecek olanlar doğrudan sunum dosyasındaki linke tıklayarak kamp alanı noktasına ulaşabilirler. Otobüsle gelecek olanları da zaten belediye ekipleri otogardan ya da TFS'nin ulaşım ekibi otogardan kendilerini karşılayacaklar. Bunu da buradan belirtelim. Az önce söylediğimiz gibi birinci gün ve ikinci gün planda yer değişikliği oldu. O yüzden dolayı sunum dosyasında birinci günü ikinci gün olarak düşünebilirsiniz. Ben doğrudan birinci güne geçiyorum. İlk gün 50 kilometrelik bir jeopark günümüz olacak. Burada Kula'yı tek yönlü olarak, yani bisikletlerimizi kamyonlara yükleyeceğiz. Otobüslerle beraber gideceğiz ve Kula Jeoparkı pedalladıktan sonra yine doğal güzelliği muhteşem bir parkurda bugünü tamamlayacağız. Ardından ne yapıyoruz? Kamp alanımıza geliyoruz. Kilometre olarak yaklaşık 50 kilometre ama opsiyonlu kullanmak isteyenler de 70 kilometre olarak bu parkuru tamamlayabilirler. Ardından ikinci günümüz tarihe doğru bir yolculuk olacak. Bugün de yaklaşık olarak 65 kilometrelik bir parkur. Az önce Atacan'ın söylediği gibi bağlara dalacağımız, dondurmanın tadına varacağımız ve keşkeyi döveceğimiz gün olacak. Umarım herkes bu günden de keyif alacaktır. Ve son günümüzde Adala Kanyonumuz olacak. Bu gün son gün olduğu için zaten hafif zorlu, hafif yani kolay ama kısa bir parkur olduğundan dolayı çok zorlu değil diye hatırlıyorum. 14 kilometre. Evet, 14 kilometre. Evet. Yani zaten böyle tatlı bir rampayla çıkış yapıyoruz. Ardından Kız Köprüsü'ne çıkacağız. Oradan kanyonun içerisinde biraz serinledikten sonra kamp alanımıza dönüp vedalaşacağız. Burada tüm bisiklet çeşitlerine uygun diye bir kelime var. Bu kelimeyi kim yorumlamak ister? Hangi bisiklet çeşitlerine uygun parkurlar? Atacağım, ben alabilirim bu durumu. Vallahi Ender abi sen de yorumlayabilirsin. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey, tüm bisikletler için birinci ve ikinci gün uygun gibi gözükse de üçüncü gün Adalı Kanyonu kumlu bir parkur. Yarış bisikletleri için zorlu olabilir. Bazı alanlarda yürümek zorunda kalabilirler. Bunları düşünerek, dikkate alarak da bisiklet tercihlerini ona göre yapıp gelebilirler diye düşünüyorum. Yani diyoruz ki yol bisikleti de katılabilir ama yürümeyi kabul ederse diyorsun belli noktalarda. Yani o tercih. Evet. Tercih ona kalmış. Harika. Ve diğer sayfamıza geçelim. Anı formamız, geçen senenin forması da aynısı. Neden acaba böyle?
Acaba niye böyle? Tasarım yapma gereği duymadık. Maliyetler çok yüksek. Herkes kendi formasını çıkartsın gelsin diyorsunuz öyle mi? Tabii değil. Yani ucuza kaçalım biraz diyoruz. Tabii ki şaka öyle bir değil. Yana bu da sürpriz olsun. Evet, ilk defa yapacağız bunu. Katılımcı anı formamız katılımcı kiti dağıtılıncaya kadar yayınlanmayacak. Bu bir sürpriz olacak. Neden böyle bir şey yapıyoruz diye soracak olursanız biz de bilmiyoruz. Canımız öyle istedi. Şaka bir tarafa. Şöyle düşündük. Gerçekten bu etkinliğe Salih'le ekibi çok büyük önem veriyor. Çok güzel hazırlandılar. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun, nazar değmesin, işte şunu olsun, bu olsun. Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun dediler ve formayı en son yani katılımcı kiti dağıtılırken katılımcılara sürpriz olsun diye söyledikleri için, talep ettikleri için biz de ne yaptık? Hay hay dedik, tabii ki dedik. Siz isterseniz de biz yapmaz mıyız dedik. Şunu da söyleyebiliriz. Sürprizlerle dolu bir tur olacağı için formada şimdi sürpriz beklentiyi oldu. O kadar çok yükselttin ki. Sürprizlerle dolu derken kaç tane sürprizimiz var? Çok artırmıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ya. Doğa olarak çok büyük sürprizlerimiz var. Atacan sayı, aman Ender sayıyor şu an bak. 4 tane saydım. Yani 90'lar parti yapalım diyorum. Evet. Diyeceğimiz gelsin. Dondurmamızı yiyelim. Ondan sonra keşkeğimizi dövelim. Dördüncüyü unuttum. Formamız. Forma. Dördüncü de forma olsun. Ve altıncı da tabii ki gelinleri. Ya o beş. Bambaşka zaten. Pardon beş. Dört beş karıştı. Ya şunu da eklemek istiyorum. Adalı Kanyonu'nda son gün bisikletlerimizle zaten Gediz Nehri'nin kıyısından gideceğiz. Yani en güzel fotoğrafların olacağı, en güzel selfilerin çekileceği ve en çok eğleneceğimiz günlerden üçüncü günü sayabiliriz açıkçası. Aynen, ben de katılıyorum. Kesinlikle. Bu iş zaten biliyorsunuz bir gönül işi. Yani gönüllü ekibimiz gerçekten bütün yerel ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Ordusundan Salihlisine, Kapadokya'sından Isparta'sına kadar herkes bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu gittiğimiz yörelere göstermek için canla başla çabalıyorlar ki bunu da başardığımızı düşünüyorum. Malum 2024'te TEP olarak 11 farklı etkinlik planımız vardı. Tabii bunun kaçı gerçekleşir, kaçı gerçekleşmez? Bu konuda şu an net bir cevap veremeyecek olsak da bunların kesin olanı Salihli Kula ile karşınızdaydık. 4-7 Temmuz'da organize edilecek olan etkinliğimizin kayıtları 6 Mart'ta başlıyor diyorum. Ve son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alayım, ardından lansmanı kapatalım. Şöyle bir şey diyebilirim Osman. Ecofest diyelim biraz da buna. Ecofest. Açıklaması. Yani burada plastik atıkları olabildiğince az kullanmaya çalışacağız. Buna istinaden zaten açıklama yapacağını düşünüyorum. Evet. Olabildiğince az çöp çıkartıp çevreye zarar vermemeyi düşünüyoruz. Azdan ziyade şöyle Sıkılacağız. Yapacağız. Yani neredeyse hiç plastik atık olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Tabii bunları detaylarda zaten belirteceğiz ama öncelikle pet şişede su dağıtımı yapmıyoruz. Damacanalar da olacak. Her katılımcı heybe vereceğiz. Bu heybelerin içerisine kendi mataralarını koyabilirler ki zaten bisikletlerde de mataralar oluyor. Onları doldurabilirler. Onun harici yemek dağıtımında kesinlikle ama kesinlikle köpük tabak kullanılmayacak. Plastik çatal kaşık yok. Çaylar kağıt bardaklarda ya da plastik bardaklarda olmayacak. Bu Salihli Kula'da olacak bir uygulama. Herkes evinden gelirken uygun yani şartlara uyan bir şekilde. Yani mesela şöyle söyleyeyim bazı etkinliklerimiz işte bunu çok karşılaştırıyoruz. Çayı bardakla değil termosla almaya kalktığınız zaman tabii oradaki bizim bir Ersin abimiz var. Çaycımız. O çaycı orada siz zaten direkt hop ne oluyor der.
O yüzden şartlara uygun bir şekilde getireceğiniz malzemelerle beraber umarım bu hedefimize de ulaşacağız. Çünkü gerçekten çevreye duyarlı etkinlikler böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Bu kadar mı? Aynen. O kadar konuştum, bu kadar mıydı? Kesinlikle. Valla şöyle söyleyeyim. Aslında bunu sadece bizim festivallerimizde değil, herkesin yapması lazım. Yani getireceğimiz sadece bir tabak, çatal, bir bardak. Kimseye zorlayacağını düşünmüyorum. Orada her türlü imkanımız da var. Atıyorum tabağımızı yıkayabileceğimiz, bardağımızı yıkayabileceğimiz bir ortamımız da olacak. O konuda sıkıntı da yaşamayacağız. En azından arkamızda böyle birikmiş bir çöp dağı bırakmayacağız. Kesinlikle. Ve şöyle diyebilirim. Pardon. Affedersin. Sözünü kestim. Pardon. Sorry. Yani genelde doğanın içinde olacağımız için olabildiğince çevreyi kirletmemenin ne kadar yararlı olduğunu gözlemleyebileceğiz açıkçası. Çünkü o yollarda plastik atıkları da göreceğiz ister istemez. Ama biz bunu içinde olmayacağız. Biz buna katılmayacağız ve bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Kesinlikle. Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İsim vermeyeceğim ama katılmış olduğum bir etkinlikte şununla karşılaşmıştık. Normalde çevreci bir etkinlik olduğunu iddia ediyordu bu organize. Ama katıldığım zaman yani çevreci etkinlikle alakası olmuyordu. Bu gerçekten insanı üzüyordu. Normalde hani biz o mottoyu gördüğümüz zaman of efsane hani bunu bir deneyimlememiz lazım diye gittiğimiz yerde biz zaten bu kadar yapmıyor diye düşündüğümüz için dedi ki çevreci etkinlik böyle oluyorsa o zaman bizim yapacağımız çevreci etkinlik acaba nasıl olmalı? Tamamen bu motto ile çıktık. Bundan dolayı da bütün programımızı buna göre hazırladık. Detaylarda belirtildiği gibi şartlara uygun bir şekilde katılımcılarımız eğer uyarlarsa bu maddelere hiçbir şekilde sorun yaşamazlar ki zaten katılımcı kitinde kendilerine yardımcı olacak bütün malzemeleri bulacaklar. Ama gerekli malzemeleri de kendileri getirmeleri gerekiyor diye söylüyorum. Herkes her şeyi eklediyse o zaman lansmanı kapatalım. O zaman herkesi bekliyoruz. Çok eğleneceğiz. Çok güzel rotalarda pedallı basacağız. Hadi kalkın gelin. Çok duygusal konuştum be. Gözlerim doldu. Açıkçası herkesin keyif alabileceği bir etkinlik için uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bunun keyfini de süren kişileri gördükçe biz de motive oluyoruz. Bu da çok önemli. Bizim motivasyonumuz da bu açıkçası. Harikasın. Atacan. Hepinizi bekliyoruz. Peki. O halde az önce dediğim gibi bu sunum dosyamızı web sitemize bulabileceksiniz. Aynı zamanda podcast olarak Spotify'de ve Google Podcast'te yine bunu dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'daki TFF sayfamızda da bu videonun tamamına ulaşabileceksiniz. Tekrar tekrar izleyip dinleyebilirsiniz. Takıldığınız durumlarda da bizimle iletişime geçmekten sakın çekinmeyin diyorum. Herkese hoşça kalın diyoruz. Bisiklette kalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.